bir türlü kabul etmediler. Bunlar yine eşcinsel örgütlerle temaslarına devam ettiler. İhsan'ın kafasına gittiler. Bunlar yine onursal başkanımızın kafasına gittiler. Şunu diyeceğim. Orada dediğim nokta şu. Eren Erdem'e yani bir de şey tabii ki bu biz yeraltı sofraları düzenliyorduk Kamuder olarak yani Sedat Kamuder olarak buraya hep eşcinsel örgütlerden destekçilerimiz gelirdi. Ben ya kardeşim dedim Sedat'a ve diğer arkadaşlara yani ne işimiz var bizim ya bu eşcinsel örgütlerle? Ama onlar işte bizi destekliyorlar. Biz gezi eylemlerinde aynı çadırlarda yattık. İşte biz onlarla birlikte aynı kaptan yemek yedik. İşte onları dışlayamayız, öyle yapamayız, böyle. Onu dışlayamayan adam Tayyip Erdoğan hakkında, o zamanki başbakanımız hakkında ağza gelinmeyecek laflar ediyordu. Hani o da insan. Yani böyle bir... Şimdi tabii ki siyasi ayrılık olabilir ama sonraki dönemde paralelcilerle bağlantıları da ortaya çıktı yani bu şeyin antikapitalist Müslümanların paralel örgüt, eşcinsel örgüt hepsi. Bunlar ne hikmetse bir aradaymış. Ben o sırada Kamuder'in içindeyken bunun farkında değilim. Yakın temas halindeler. Hep birlikteler. Hatta bu paralel AK Parti gerilim çıktığında bunlar sözde tarafsız kaldılar ama paralel tarafındaydılar. Eren Erdem konusu. Ya bunlar dediğim gibi bölük pörçük anlatıl gibi olsa da bütününü dinlediğiniz zaman videonun kafanızda tablo oluşacak. Yani görüntü olarak oluşacak tablo. Eren Erdem CHP'den aday oldu sonradan. Biz bekliyorduk meşrut olarak. İhsan da HDP'den aday olacakken bu adamın hakkında videolarım yaptım. İhsan'ın niyetini belli eden ve daha önce dediğim gibi bir toplantıda benim bu Kamuder içerisinde yükselmemden rahatsız olan onursal başkan İhsan eli açık. Bir gösteride Fatih'te ne gösterisiydi o? O kadar çok gösteriye katılıyorduk ki biz. Alakalı alakasız her gösterinin içindeydiler yani bu kamuda. Ben de tabii ki hani lider kadrosuna doğru yükseldiğim için mecburen her gösterideyim. Fatih'te bu Metin Yüksel gösterisi miydi? Metin Yüksel mi? Ölüm yıldönümünde mi? Neydi? Bu İhsan işte hani İsveç'ten gelen gazetecilerle birlikte şeye girecektim ya kamuderi temsilen. Benim kalktı. Boğazıma yapıştı şu şekilde. O sırada İsveç'ten gelen gazetecinin şeyindeydik. Aracının içine girmek üzereydim. Döndü gazeteciye. Dedi ki Ertuğrul bu röportaja girecekse ben yokum dedi. Bir taraftan boğazımı tutuyor, bir taraftan ona sesleniyor. Beni ittirdi. Şimdi cüsseli bir adam. Bir taraftan cüsseli bir adam. Benim aslında orada bir kargaşa çıkartabilirdim. Ne bileyim bir tane yumruk geçirebilirdim. Yaşlı başlı adamdı yani yakışık da almaz. Yani bir de bir taraftan da hani bir siyasi oluşumun temsilcisiyim o dönemde Kamuder'in. Hani bu tür şeylerle belki eksikliğim de o sırada bir kargaşa çıkaracaktım. Yani ne yapıyorsun sen diyecektim. Bunlar olmuştu. Diğer işte sonraki dönemde benim yaptığım bu yayınlardan şey dedi benim istihbarat elemanı olacağımdan şüphelendi bu İhsan. Ajan, istihbaratçı öyle bir şey yaptı. O tam işte İhsanlık kafa. Onun kafası böyle işlere çalışır. Zamanında o emniyetle bağını biliyoruz yani senin İhsan. Neler neler yaptın o ülkücü camianın içine sızıp da neler neler karıştırdın. Ne gençlerin hayatını kararttın sen. Onları biliyoruz.
duyuyoruz. Haberi geliyor, merak etme. Ve İhsan HDP'den aday olmadı ama faaliyetlerine devam etti. Tutturdu ve eşcinsel hakları, eşcinsel hakları, evlilik hakkı, eşitlik vesaire, lehül mülk. Dediğim gibi kardeşim ya, bunlar 20 yıl önce de kaldı, komünizm, momünizm, bilmem ne şeyler, mülksüzlük. Yani hangi çağda yaşıyorsun? Biraz güncelle kendini ya, bilgilerini güncelle. Yani doğru, sen de güncelleyemiyorsun. Yani oradan buradan paralar geliyor, onları yiyorsun. Yani şeyde çıkıyorsun, Karadeniz TV'de. O Karadeniz'de iş adamının televizyonda çıkıyorsun. Kitaplardan paralar alıyorsun. Kızın özel kolejlerde okudu. Hani mülksüzlüktü? Mülküm yok, mülküm yok diyorsun ama maşallah. Yani her şeyinde var. 5 katlı binanda var. Tabii ki olur. Ben olmasın demiyorum ama söylemler de icraatlar birbirini tutsun kardeşim ya. Mülksüzlüğü savunuyorsan mülksüz yaşayacaksın. Mülklüğü savunuyorsan mülklü yaşayacaksın. Yani bu tezatlar olmaz. Ya o Eren Erdem'i de sen saldın başımıza. CHP'nin içine soktun kendi ajanın olarak. İran ajanı olarak. O İran'dan gelen paralar karşı gazetesi Eren Erdem'in kurduğu. Yok Rus destekçisiyim, Rus hayranıyım. Ne izni Rus hayranlığı ya? Sen açıkça kendi tarafını söylesene. Ben İran hayranıyım desene. Ben İran kültürünü burada Alevi vatandaşlar arasında yaymak istiyorum desene. Benim Sünnilikle alıp veremediğim düşmanlığım vardı ya, açıkça söyle bunları. Hani yazılarımı okuyorsundur sen. Bu konuları gayet iyi yazdım. Biliyorsun. Tanıyorsun da beni. Eren Erdem de tanır. Bilir. Onun derslerine de katıldım. Tefsir derslerine de katıldım. Orada anlattığı şeyler hiç alakasız. Yani Kur'an'la, hadisle, dinle alakasız şeyler anlatıyorsunuz. Yani senin yetiştirdiğin o adam Eren Erdem de. Bunlar nedir yani? Yazdığınız, çizdiğiniz şeyler nedir yani? Yakışıyor mu size? Hani ilahiyatçıyım diyorsun. Yakışmıyor tabii. Sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun kendinin ne olduğunu. İşte böyle kafa karıştırmak. Ya kısaca ben buradan şeyle seslenmek istiyorum. Basınımıza seslenmek istiyorum. Bunlar haber yapmayın kardeşim ya. Bunlar bir sosyal virüstür. Kafa karıştırıcı şeylerdir. Zihnimizi, ahlakımızı, bozucu faaliyetler içerisindeler ya. Nedir bunlar ya? Nedir ya? Sen nasıl Kur'an okuyorsun? İhsan. Orada eşcinsellik serbest mi diyor? Zina serbest mi diyor? Bunları okumuyor musun? Okuyorsun, daha ne konuşuyorsun? Orada burada daha ne konuşuyorsun ya? Bari Müslümanım deme, yani Müslümanlık adını kullanma ya. Müslümanım diyebiliriz, herkes Müslüman olabilir. Yani kimsenin tek elinde değil de. Yani hocayım deme bari ya. Ben kendi kafama göre bir şeyler çıkartıyorum de. Bunlar benim şeyimdir de ya. Böyle ne uğraşıyorsun sen? Ya bir de burada İran kültürünü falan yayamazsın. Yani İran ne yaparsa yapsın buranın bir kültürü var ya. Buranın bir geleneği var, kültürü var, sosyolojik bir yapısı var. Yani burada hani burada Şia kültürü olmaz, olmayacak da. Yani bu sosyolojik bir gerçek. İstediğin kadar çalış, istediğin kadar para al. Olmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Ya kime hizmet ediyorsun? Bir taraftan HDP'nin içindesin. HDP'nin zaten kime hizmet ettiği belli değil. Alman ajanlarıyla sıkı fıkılar. Bu arada Alman ajanı demişken Kamuder'in içinde de Alman ajanları vardı. Bir Türk'le evlendi falan. Şimdi ismini unuttum. Bir Alman kızcağız vardı. Yani kızcağız görünümünde. Ve şey. Faaliyetler yani. Yani sonraki dönemlerde tabii son şeyde 2005 seçimlerinde ben ortaya çıktım. Hiç beklenmedik bir şekilde. Kamuder'den ayrılışım nasıl oldu?
Nasıl oldu ya kamu derden ayrılışım? Burada işte kamu kurum ve kuruluşlarının içine sızmış paralel yapıya şahit oluyoruz. Ben o bahsettiğim kamu der içerisinde lider kadrosuna doğru yükselirken tabii sosyal medya şifreleri de bana veriliyor. Ve bir gün bundan aşağı yukarı 2 yıl önce, 2 yıl önce işte şimdi 2016 yılındayız. 2014'ün Mart ayına doğru ben kamu derin sosyal medya organlarındaki o şifremi kullanarak eşcinsel karşıtı görüşlerimi yaydım. Ve o sırada da paralel ve AK Parti geriliminde de gayet doğal olarak AK Parti'nin tarafını tuttum. Çünkü paralelin sinsi faaliyetlerine iyice şahit olmuştum. Dedim ki ben hayır dedim bu tarafta Erdoğan'ın tarafındayım. Sayın o zamanki başbakanımız AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafındayım. Paralele karşıyım, eşcinselliğe karşıyım. Kamu derin olarak da tarafımız budur diye yayınlar yapınca kıyamet koptu. Orada ki arkadaşlar da bu yayınları yaparken ya, telefonla tacizler başladı. İş yerimi telefonla taciz ettiler. Beni Bilgi İşlem Daire Başkanı'na şikayet ederek işimden kovduracaklarını söylediler. O şeyde çalışıyorum. Ben İSKİ'de sular idaresinde çalışıyorum. Orada dediler ki senin daire başkanına söyleriz, seni işten atarız. Ben tabii ciddiye almadım bunları. Olacak şey mi dedim. Ciddiye almadığım şeyler oldu. 2 gün sonra daire başkanımdan gelen yazıyla görev yerim değiştirildi. Oradan alındım, kağıthaneden alındım. Aksaray binasına tayinim çıkartıldı. Tam da o beni ölümle tehdit eden kamu der. Kamu derin tam karşısındaki İSKİ binasına gönderildim. Daire başkanım tarafından. Amaç neydi burada? Ölümle tehdit ediliyorum bir örgütten, kamu der örgütünden, içinde bulunduğum bir örgütten. Sırf Erdoğan'ı destekledim diye, eşcinselliğe karşı olduğum için. Ve bu kamu der örgütü üyeleri benim çalıştığım kurumun, kamu kurumunun, belediyenin kurumunun, AK Parti'nin seçimde geldiği belediyenin kurumunda çalışan bir daire başkanına, görevli bir daire başkanına talimatla beni alıyorlar. Tam o teşkilatın, kamu der teşkilatının karşısındaki İSKİ'ye tayinim çıkarttırıyorlar. Nasıl bir kamu kurumudur burası? Nasıl bir kurumdur burası? Nasıl? Bilgi İşlem Daire Başkanım, siz böyle talimatla iş mi yapıyorsunuz? Kurum dışından gelen örgütlerden talimatla iş mi yapıyorsunuz? Ve bu sizin ilk icraatınız da değil bu konuda. İlk icraatınız da değil. Daha önce de birçok şeyle karşılaştım. Sırf 13 yıldır AK Parti teşkilatlarının içerisindeyim diye birçok şey yapıldı. Onları da söyleyeceğim. Onları da yazacağım. Merak etmeyin. Ve orada Aksaray'da, Aksaray İSKİ'de çalışmaya başladım. Ama nasıl? O yeni birimimde bana şeyden Bilgi İşlem Daire Başkanlığından emirler geliyor. Yeni amirlerime. Ertuğrul Tulpar kesinlikle bilgisayara oturmayacak. Ertuğrul Tulpar'a görev yapmayacaksın. Ertuğrul Tulpar tehlikelidir.
Ertuğrul Tulpar'la yakın temasın olmayacak. Türlü talimatlar gelmeye başladı. Bu nasıl yöneticiliktir? Siz İSKİ'nin daire başkanı mısınız? Yoksa bir örgütün ağzıyla laf yapan nesiniz yani siz? Nesiniz? Nesiniz? Ve bu tür engellemelerle karşılaştım. Yani paralelci yapıyla yakın teması olan bir örgütten gelen talimatlarla iş yapan daire başkanları var. Ve devamı da var bunların. Ya görüldüğü gibi kamu kurumlarında bu tür insanlar var. Bu tür yapıdaki yöneticiler var. O yeni yerde dediğim gibi bilgisayara oturmam yasaklandı. Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından yeni yerimde de. Onun ismini bilen biliyor zaten daire başkanının. Ve bunun tabii ki birçok şeyi var. Çok ilginç şeyler değil mi? Yani bir kamu kurumundaki yönetici kurum dışından bir örgüt, bir dernekten talimatlar alarak işler yapıyor. Ve beni tehdit edildiğim örgütün tam karşısındaki şubeye tayinimi çıkartıyor. Ölümle tehdit ediliyorum ve o oraya tayinim çıkartılıyor. Sonra bilgisayara oturmam yasaklanıyor ve yeni amirlerime talimatlar geliyor. Uzak durun Ertuğrul'dan, şunu yapın, bunu yapın diye. Devamını da anlatayım mı yoksa bu kadar yeter mi? Bu kadar yeter diyelim. Onu sonra aradan zaman geçti. 2015 seçimlerinde ben beklenmedik şekilde AK Parti'den, beklenmedik derken ben tabii ki bekliyorum da hani beni tanımayanlar, hiç beklemedikleri şekilde AK Parti'den aday adayı oldum. Aday adayında sloganım eşcinsel evliliklere hayır, eşcinsellerin çocuk edinme hakkına hayır şeklinde sloganla seçime girdim. İşte o bahsettiğim HDP'nin eşcinsel adaylar gösterdiği Yıldız Tar, CHP'nin travesti adaylar gösterdiği bir dönemde tehlikeyi gördüğüm için, kimsenin görmediği, kimsenin farkında olmadığı bir tehlikeyi gördüğüm için eşcinsel evliliklere hayır dedim. Çünkü politikacı sosyolojik gerçekler üzerinden politikalarını gerçekleştirmek zorundadır. Yani böyle bir tehlike varsa bu konuda çalışmalar yapmak durumundayız. Hayır dedim. Ve asıl şeyler ondan sonra başladı. Çalıştığım kurumda olsun. Bazı engelleme faaliyetleriyle karşılaştım. O zamanlar bunu anlayamıyordum. Bu paralelcilerin eşcinsel örgütlerle temasını bilemediğim için kurumdaki engellemeleri anlam veremiyordum. Sonra Oda TV ortaya çıktı. Hakkımda yayınlar yaptı. Bilindiği gibi Oda TV de paralel yapının yan kuruluşlarından biri. Hakkımda iftira kampanyaları başlatıldı Oda TV'de. Tuhaf tuhaf iddialar. Eşcinsel olduğum iddiaları gibi iftiralar atıldı. Ve o dönemde ben seçim kampanyalarımı devam ettirirken paralel yurtlarında erkek öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz olaylarını gündeme getirdim. Taciz ve tecavüz olaylarını gündeme getirdikten sonra yeni bir gerilim çıktı iş yerinde.
O zamanlar bunu anlayamadım. Bu konuyla bağlantılı olduğunu. Şimdi daha net anlıyorum. Detaylara girelim mi, girmeyelim mi? Bu kadar yeterli mi diyelim? Girmeyelim detaylara. Yalnız paralel yurtlarda öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz çok ciddi bir sıkıntı. Çok ciddi bir sıkıntı. Sabah gazetesine demeç vermiştim. Bu yayınlandı. Merak edenler gidebilir. Sabah gazetesi arama motorlarına yazabilirler. İşte Google'a yazabilirler. Sabah gazetesi paralel yapı taciz diye yazarlarsa görürler beyanatımı. Şimdi orada gazeteciler, o da TV'ler en son ne diyorduk? Paralel yapı örgütlerinde taciz, tecavüz olayları ciddi sıkıntılar oluşturdu. Ben bu kadar bilmiyordum. AK Parti'nin belediyesinde ki bir kuruluştu. Bu kadar paralel taraftarı yöneticilerimizin olduğunu ve bana engellemeler yapabileceklerini hiç tahmin etmiyorum ama o gerçekleşti bu. Gerçekleşti. Eksik bıraktığım, gözümden kaçmış şu an bir şey var mı bu seçim dönemi süresince başımdan gelenlerden? Adaylık görüşmesinde ise ilginç bir şey oldu. Adaylık görüşmesinde. Şimdi biliyorsunuz ben AK Parti aday adayıydım. Üçüncü bölge, İstanbul üçüncü bölge AK Parti milletvekili aday adayı olarak. Tabii şeyden geçiyoruz, mülakattan geçiyoruz, AK Parti'ye gidiyoruz. O dönemde dediğim gibi Oda TV'de benim hakkımda yayınlar çıkıyor. Karalama kampanyaları başlatıyorlar. Bir tane şey var, Terzi Yamağı falan, hiç onun adını anmaya falan gerek yok. O hiç Barbaros Şansal mıdır, neyin nesidir o? Bir şey var ya, eşcinsel modacı mıdır, terzi midir, Terzi Yamağı diye geçiyor. Bu adam kalktı şeyden, sosyal medyadan adaylığım sırasında broşürlerimin altına şey yazıyor. Ertuğrul Tulpar diyor. Sizle görüşelim diyor. Her şey uyuşturucu diye yakalanan o Barbaros Şansal ya. Bilen bilir. Kıbrıs'ta uyuşturucuyla yakalanmıştı işte Terziyem var. Barbaros Şansal orada burada çıkar. Şirret bir adamın tekidir yani. Tam bir şirrettir ha. Ağzı bozuktur. Küfür eder filan, böyle bir şey. Yani demek ki eşcinsel olmak böyle bir şey mi? Değil bence. Gençlerle düşer kalkar. Gelmiş yaşı başı. Hani şeyinin kılı ağarmış derler. O yaşa gelmiş. Götü göbeği bitmiş. Gidiyor. Üniversite öğrencilerine ev ayarlar filan, onları buluşturur, bir şeyler yapar. Üniversite öğrencileriyle düşüp kalkar. Bir tuhaf tuhaf adamdır yani. İşte Barbaros Şansal kalkmış, benim şeyime aday adayım ya, yazı yazıyor. Buluşalım Ertuğrul Bey diye. Ben de hani milletvekili adayı olarak cevap yazdım. Dedim ki Barbaros Bey, eğer görüşmek isterseniz, hani bu şeyle ilgili, milletvekili adaylığımla ilgili, telefon numaram budur. Ya da siz telefonunuzu verin, ben sizi arayayım. Hani sakıncası yok dedim. Bu kalktı, o şeylerine Ertuğrul Tulpar benimle buluşmak istiyor. Sanki ben onunla başka bir amaçla buluşacakmışım gibi bir havalar estirdi. Bir şey işte yani, adam kafayı şeyle bozmuş, koliyle bozmuş.
Bu şimdi ya bu arada Barbaros bu şimdi duyduğumuz doğru mu bilmiyorum. Doğru tabii biliyoruz onu bize gelen gençler söyledi. Bir gece için gençlere 500 euro falan veriyor. Öyle biliyoruz biz. Yani gay barlarda falan buluşuyor. Ustası şey Yıldırım Mayruk ya bu değil. Bu 500 euro falan belki bu da veriyordu da Mayruk. Bu şeyin terzi yema diyor ya bu şeyin ustası ne Mayruk'tu ya o ben ismini unuttum ona. Yıldırım Mayruk muydu neydi? Bunun ustası var. O da bundan daha bir şey tuhaf bir adam. O da tabii yılların eşcinseli. Hatta şey diyorlar, neyse o kısımlara girmeyelim de. Yıldırım Mayruk da gecelik birlikte olduğu gençlere 500 euro veriyor. Aman. Anne babalar dikkat. Bu Yıldırım Mayruk tayfası olsun. Barbaros Şansal tayfası olsun. Üniversiteye giden öğrencileriniz, özellikle İstanbul'da bu adamların ilgi odağı olduğu yer, mekanlara yakın takılan gençler aman dikkat, anne babalar dikkat. Benim oğluma başına gelmez falan demeyin. Bu adamlar paralarıyla gençleri yoldan çıkarıyorlar. Dikkat. Dikkat. O kadar söyleyeyim yani. Hem Barbaros Şansal olsun, hem Yıldırım Mayruk olsun, işte buna benzer şahıslar olsun. Gençlerden uzak, aman gençler, aman. Yönetmenler de var böyle. Şimdi ben bu şey sektöründe olduğum için onları da biliyorum. Yönetmenler arasında da aman. Yönetmenlerin bir kısmı da bu şekilde gençlere yaklaşıyorlar. Gözlerine kestirdiği yakışıklı genç erkekler. Bir şey vardı, Tayyip'e hakaret eden, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir yönetmen vardı. O da aynı şekilde, bu da gençlere parasıyla tuzağa düşürüyor. Yani bir tür bunlar fuhuş mafyası diyebilirim. Fuhuş mafyası bunlar. Dikkat edin. Aman anne babalar. Çocuklarınıza dikkat edin. Hani erkekler başına bir şey gelmez diye hep düşünüyorduk. İşte hani neydi o İstanbul kanatlarının altında iyi yapan yönetmen ya. İşte o. O da yapıyor aynı şeyi. O da bu şekilde gençleri parayla pulla yoldan çıkarıyor. Ha bu Barbaros Şansal kalktı. Yok benle Ertuğrul Tulpar buluşmak istiyormuş, şuymuş buymuş diye kendi Twitter'larında, Face'lerinde, Facebook hesaplarında, çeşitli sosyal mecralarda broşürlerimi falan bastı. Yani ne kadar basitlik, ne kadar bayağı bir iyi tavırlar bunlar. Yani adam, baksan suratına adam diyeceksin de, onu da diyemiyoruz. Diyecek miyiz, demeyecek miyiz işte. Ne oldu belirsiz. İşte bunlar da insan evladı diye geçiniyorlar dünyada. Gezip duruyorlar. Yani kısaca bir fuhuş mafyası. Bu eşcinsel örgütler. Eşcinsellerin arasındaki fuhuş mafyaları. Yani dikkat edin. Yani dikkat edin işte anne babalar. Çok dikkat edin. Yani. Böyle işte. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor. Artık kadınlar cinsel obje olmaktan çıkıp erkekleri de cinsel obje haline getiriyorlar. Seçim döneminde, şimdi oraya geleceğim. Bu Barbaros'un şirretliğinden oraya fırsat gelirse, Barbaros Şansal'ın şirretliğinden. Seçim döneminde tabii AK Parti aday adayı olarak mülakattan geçeceğiz. İstanbul milletvekili adayı olarak mülakatlar İstanbul'da yapılıyor. Diğer illerinki Ankara'da yapılıyor. İstanbul'a neydi o şeyin adamı? Hüseyin Çelik dedik mi? Hüseyin Çelik. Eski Milli Eğitim Bakanı mıydı? Van milletvekili. Van'dan mı? Öyle bir
Şimdi mülakat komitesinde bu var. Hüseyin Çelik var. Mehmet Ali Şahin var. Bu ikisi vardı. Ben tabii ki mülakat günü gittim. Oraya hazır bulundum. Bir de Mehmet Ali Şahin'le birlikte şey vardı. Bir AK Parti teşkilatından mı? Kadın kolları başkanı mı? Bilemiyorum. Yani şimdi o kayıtlarda vardı tabii ki. AK Parti'nin kayıtlarında. Gittim. Milletvekili adayı da ayı olarak eşcinselliğe karşı ve Türkiye'de bir ilk bu. Yani bir politikacının, bir siyasetçinin eşcinsel evliliklere hayır diye ortaya çıkması bir ilkti. Gittim. Mülakat vaktini salonda bekledik. Sıram gelince girdim içeri. İşte selam verdim. Elimde dosyalarım hazırdı. Bu eşcinsel örgütlerin bütün faaliyetle ilgili, paralel yapının Kur'an tefsiriyle ilgili dosyalarım her şey hazırdı. Elimde dosyalarla gittim. O Musab'ı da anlatacağım da şimdi o tefsiri şu şeyden sonra anlatacağım. Musab diye bir vatandaşımız var. Artık vatandaşımız mı değil mi onu da bilemiyoruz. Gittim Hüseyin Çelik, işte Mehmet Ali Şahin'e selam verdim. İşte broşürümü gösterdim. Bu meşhur broşürüm. Burada var mıdır o broşür? Bir yerlerde olacak ama. Neyse onun da bir önemi yok. Onu zaten o bayağı bir meşhur bir şeydir. Eşcinsel evliliklere hayır. Eşcinsel. Anlattım. O sırada Vahdet'te benim haberim çıkmıştı. İşte eşcinsel örgütlere hayır diyor. Kadıköy'deki CHP'nin eşcinsel meclisine hayır diyor. Gibi şeyler. Broşürleri gösterdim. Hüseyin Çelik'in tavrı biraz farklı oldu. Yani dedin eşcinsel evlilik falan bunlara niye hayır diyorsun? İşte sen yok ülkücü müsün? Milliyetçi misin? AK Parti'den ne zamandır? Sayın Bakanım dedim. Ben 13 yıldır AK Parti'nin kuruluşundan beri AK Parti'nin içindeyim. İşte paralel yapının eşcinsel örgütlerle birlikte hazırladığı Kur'an tefsirini anlattım. Ya onu bir ara bakarız falan dedi. Sen dedi o elindeki dosyaları bana vermedi. Onu bir ara tekrar şey yapacağım falan diye bir oyaladı. Tabii o sırada bunu hafife almasını anlayamamıştım. Hüseyin Çelik'in sonraki dönemler yakın zamanlarda ortaya çıkıyor ki bu biliyorsunuz Arınç tayfası var. İşte bir paralelle yakın damadı paralel. İşte eşi falan vesaire paralel. Bu adam şimdi onunla birlikte hareket ediyor kısaca Hüseyin Çelik de. Paralelle birlikte hareket ettiğine göre Zaman Gazetesi işte bu Alpay Şahinler diğer şeyler örgütler eşcinsel örgütlerle yakın temas halindeler. Yani şu işte şu broşürde şuna bir baktı böyle bir ciddiyetsiz bir tavırlar sergiledi. Şimdi anlıyorum ki işte şu eşcinsel örgütlere hayır demek, eşcinsel evliliklere hayır demek aslında paralellere hayır demek. Yani ona hayır demek. Hüseyin Çelik'in böyle bir tavrı oldu. Şimdi daha iyi kafamdaki tablo oluşuyor. Sayın Bakanım, Hüseyin Çelik'im. Siz buna şimdi niçin ilgilenmediğinizi, eşcinsel örgütlere hayır diyişimle niçin ilgilenmediğinizi daha iyi anlıyorum. Paralel yapı, eşcinsel örgüt ve Kur'an tefsiri, bu belgeleri ortaya çıkarmıştım. Size bunları getirmiştim. Bu Lambda denilen örgüt, uluslararası eşcinsel örgütün Türkiye temsilcisi Lambda, Listak,
benim çocuğum belgesel filmlerini, o eşcinsel filmleri, propaganda filmlerini CHP vasıtasıyla meclise kadar sokan Listak örgütü. Bütün bunlarla birlikteymişsiniz meğerse. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. İşte şuna, bu aslında paralele hayırdır. Şu broşürün anlamı paralele hayırdır. Şimdi daha iyi anlıyorum. O çok ilginçtir bak. Paralel örgütün eşcinsel Kur'an tefsiri hazırlaması yer yerinden oynaması gerekir. Ben birçok işte Milli Gazete'ye götürdüm. Milli Görüş'ün gazetesine götürdüm. Belgeleriyle, bilgileriyle, bulgularıyla, resimleriyle, tefsirin kendisiyle Milli Görüş basamadı bu haberi veremedi. Yeni Şafak'a gittim. Yeni Şafak bunları yazamadı. Sabah gazetesi kısmen yazdı. O neydi? Yazı işleri müdürünün ismini söyleyelim mi? Yani hepimiz biliyoruz canım. Yani o ilgilendi. O orada az buçuk çıktı ama diğer gazeteler, yani Sabah gazetesi dışında bu konuya eğilen olamadı. O Sabah gazetesinde de vardır benim paralel yapının yazdığı tefsir. Ha, bu Lambda ne yapıyor? Şimdiki hedefi dindar gençler arasında eşcinselliği yaygınlaştırmak, fuhuş mafyasına eleman kazandırmak. Bu amaçla işte Musab denilen bir adam var. Güney Afrika'da eğitim alıyor bunlar. Bu Güney Afrikalı imam var, eşcinsel imam. Neydi ismi de Google'a yazdığımız zaman çıkar onlar. Bende belgeleri her şeyi var. Bu adamdan ders alan işte Yıldız Sarı olsun oradan ders aldı, eğitim aldı Güney Afrika'dan. Bu Musab denilen adam Güney Afrika'dan eğitim aldı. Henrik miydi neydi? Henrik Güney Afrikalı imam, eşcinsel imam. Bu Kalem diye bir örgüt kurmuşlar bunlar. Fransa'da var işin içinde. Fransa ve Güney Afrika'da teşkilatlanıyorlar. Lambda örgütü o şeyden getirdiği, ya bu da ilahiyatçıydı. Musab da ilahiyatçı, Türkiye'li. Türkiye'li. Bu Türkiye'li bu Lambda şeyler, toplantılar yaptı işte geçtiğimiz senelerde, 95 Şubat'ıydı, tam bir sene olmuş değil mi? 90, tam bir yıl önce. Ben de katıldım bu toplantılara. Resimlerim de vardır o toplantıdan. Kendi sitemizde gösteriyoruz, yazıyoruz. Benim Facebook, Twitter vesaire yerlerde o resimler vardır. O toplantıya katıldım. Orada işte Listak ailelerinin faaliyetleri. Yani kısaca tamamen bir habis ur gibi ülkeyi saran bir tehlike var. Ve farkında olmadığımız bir tehlike. İşin içinde eşcinsel örgütler, paralel örgüt ve bunun dümenine girmiş CHP, HDP, antikapitalist Müslümanlar, işte İhsan Eli Açıklar, Eren Erdem, şimdi sesini duyuruyor Rusya filan diye. Hepsi bunun içinde ki şahıslar işte. Yani bir kumpas kuruluyor. Ve dertleri Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dertleri bu. Ve bütün güçleriyle Erdoğan, çünkü engel olarak görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı engel olarak görüyorlar. Ve böyle bir şeyin içindeler. Ve ne hazindir ki AK Parti'mizin içinde de şu eşcinsel örgütleri destekleyen, paralel örgütü destekleyen insanlar var. İşte Arınç olsun, Hüseyin Çelik olsun ve daha hepimizin ismini bildiğimiz diğer şahıslar olsun. Bunlar çok ciddi ve bir örgütlenmeyle Türkiye'nin başına belalar sarmak istiyorlar. İnşallah bunlardan temizlenecek Türkiye'miz.
paralel devlet yapılanmasından ve Fethullahçı terör örgütünün bu sinsi faaliyetlerinden temizlenecek. Güzel günlere doğru gideceğiz. Ümit var olunuz demiş eski bir yazar. Bunlardan temizleneceğimizi umuyorum. Paralel yapı, kamu kurumlarındaki, kuruluşlarındaki gizli örgütlenmeler, AK Parti teşkilatlarındaki gizli paralelci unsurlardan temizlendiğimizde büyük Türkiye yolundaki engeller kalkacak. O tefsirden de bahsettim. Ve o şeyden de kovuldum. Doğru, o Lambda'nın tefsir Musab'ın Güney Afrikalı'dan eğitim almış şeyden de kovuldum. Oradan da kovuldum. Ondan sonra şeyden, Kamuder'den kovuldum bu desteklediğim için. Kamuder'den de kovuldum. Yani sırf paralelle ve eşcinseller örgütlerle uğraştığım için birçok engellemelerle karşılaştım. Daha iyiye gidecek. Daha iyiye gidecek. Ve son olarak bir bilgi daha vermek istiyorum. Ali Erol denilen bir şahıs var. Eşcinsel örgütlerin içerisinde aktivist. Bu eşcinsel örgütler, bu hayır dediğim eşcinsel örgütlerin içerisinde yıllarca aktivistlik yaptı ve oraya yardım için gelen 16 yaşındaki bir gence tecavüz etti Ali Erol. Ve bu yüzden tıp fakültesinde bir şey yok. Bu Ali Erol bir tecavüzcü olduğu biliniyor. Bunun hakkında işlem yapıldı mı yapılmadı mı onu da bilemiyoruz. Yani aktivistim diye geçinen insanlar var işte eşcinsel örgütlerde. Bunların ne olduğu belli değil. Fuhuş mafyasıyla birlikteler, işin içinde son olarak bir de şu var. Tıp fakültesinden kovulma olayı seçim çalışmalarım sırasında Listak ve Lambda'nın İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesinde düzenlediği 5 gün boyunca devam eden eşcinsel taraftarı bir toplantıları vardı bunların. Herkes açık. Nasıl oluyor bu? Üniversite